Şimdi modeli bir anlamaya çalışmak lazım. Yani hani ben de yıllardır bu modelleme yapıyorum ama ben de uğraşıyorum yani. Hani böyle şey değil. Gözü kapalı yapmıyoruz. Problemi şu anki problemimiz de buradaki SAP mesela. Şekli anlamaya çalışıyoruz. Maalesef elimizdeki referans eksikliğinden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle de SAP'la alakalı tam o net bir şeyleri göremiyorum. Mesela şimdi buradan şöyle biraz düşünüyorum. Şurası basit. Burada bir bildiğimiz silindir var. Şurası nasıl? Aslında yarım bir silindir görüyorum burada. Şurada bir kesitli geliyor. Yani şurası biraz böyle daha şişkin gelmiş. Şurası düz ama bizim fotoğraftaki referans fotoğrafımız bunun gibi değil. Yani dipçiklerin de çeşitleri var. Ana şekil benzemekle birlikte mesela şurası benziyor biraz. Delikleri farklı. Mesela başkasına bakalım. Şu bizimkine benziyor aynısı. Bayağı şöyle sanki hani şuradan bir silindir devam ediyor. Aşağı doğru azıcık böyle daha düz geliyor gibi. Yani şuradaki yuvarlaklık devam etmiyormuş da sanki azıcık şöyle düz geliyormuş bir hal var gördüğüm kadarıyla. Şurada bir oval bir kesit var. Bunlara falan geleceğiz. Şurada devam eden bir kısım var. Önce blok dediğimiz ana şekli bir çıkarmaya çalışacağız. Yani ana şekilden kastımız şurası, burası, işte şuradaki çöküntü şurası. Ondan sonra da şuradaki ayrıntılara gideceğiz. Mesela ayrıntıdan kastımız da şuradaki iki kısım arasındaki kısımlar, şunlar, şuradaki delikler, sırtı. Hatta şurada da aynı mekanizma var. Böyle başka şeylere gelirsek, mesela şu da bir güzel. Mesela şuradaki şeyler ayrıntı sayılır. Sırtındaki şunlar gibi. Oralara yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şimdi tekrar referansımızın şeyine geçelim. Blender'a. Burada temel şey yani bir silindir oluşturacağım. Amacım o. Şurayı kaplayan bir silindir. Sonra da o silindirden geri kalan kısmını türetmeye çalışacağım. Ancak işte silindirin boyutları ne olacak? Onu önceden bir ölçmemiz gerekiyor yaklaşık olarak. Silindirin şurası yarısı olduğunu farz edersen, şuradan şöyle bir ortadan yukarı doğru geleyim. Şurada parlama olmuş tam olarak belki de şurası. Mesela işte 3,23 veya 3,25 diyelim. 3,25 yarı çapında değil mi? Bir silindir burada oluşturmalıyım. O zaman oluşturalım. Circle da olabilir. Circle'dan çoğaltabiliriz. Daha böyle pratik oluyor circle'dan çoğaltmak. İsterseniz bir circle oluşturalım. Şimdi tam burada oluşturacak. Orada oluşturmak yerine merkezde oluşturursun. Buraya taşıyalım biz onu. Shift S ile Cursor to World Origin diyorum. Şimdi buraya geldi. Hiçbir şey seçili olmasın. Yanlışlıkla bir nesne eklemeyelim. Shift A ile Mesh'ten Circle oluşturuyorum. Genellikle biz Subdivision Surface verince altıgeni istediğimiz tarzda bir şey dönüştürebiliyoruz. Çembere. O yüzden burada altıgen olsun istiyorum. Radius da 3,23. 25. Şimdi buradaki ayarları şuradaki şeyden değiştiriyoruz bakın. Yani şurada Units diye bir kısım var. Şu gitmesin diye onu açmadım. Şimdi yakınlaşıyorum. Bu tepeden gördüğüm çember şeklinde. Ama ben bunu şöyle biraz çevresin istiyorum. Ben de şu an x ekseninden bakıyorum ya. Şuradan hemen x eksenini 90 derece çevir diyelim. Bakın onu çevirdi. İşim burada tamam. Mesela şimdi onu şöyle bakalım. Gördünüz mü? Yani biraz büyük gözüküyor. Olsun. Tekrar 3'e basıp şey yapıyorum. Screencast key'i de açalım. Şimdi bunu buraya taşıyacağız. G ile direkt taşıyorum Object Map'ta. Mesela şöyle şuraya koyabilirim. Buradan böyle çoğaltıp devam edebiliriz. Biraz daha şöyle taşıyalım. GY diyelim. Y eksenini azıcık şöyle. Sanki bakın tam güzel bir şekilde bunu buraya yerleştirdik. Biraz G
Z ile biraz azıcık yukarı, nerede o? Şöyle taşıyalım. Ha, o kadar da şart değil. Hani edit moda geçiyoruz. Hepsi seçiliyken E, Y yapıyoruz. Y ekseninde bunu şöyle şuraya kadar çoğaltıyoruz. Böyle uzatıyoruz. Hatta iç tarafını görmek için şöyle bir şey yapabilirim. Ana şekli şimdi oluşturmaya çalışacağız ama ondan önce ben şuradaki girintiyi bir sağlamaya çalışıyorum. Yani şuradaki yapıyı. Onu tekrar bir referanslara bakacağım. Mesela yani saftan da iyi referans almamışız. Yani şu mesela tam ona denk geliyor. Yani şurası oval gelmekle birlikte sanki şurası küçülüyor. Yani şuraya doğru düz bir şekilde küçülüyor gibi. O zaman ben şuradan şuraya bir küçültme yapmak istiyorum. Peki şuradakinin et kalınlığı ne? Şu kısımdaki onu bir inceleyelim. Hani inceliyor mesela şöyle. Hatta işte bu resimlerden bulamadım mesela et kalınlığını. Şuradan bakalım. Ya bu da bizim aradığımız değil. Daha böyle karmaşık bir şey. Şunlara bakıyorum. Bunların eti biraz daha kalın. Şurası şey bizim modele benzemiyor. Mesela şuna baktık. Şu iç tarafı göremiyorum yani. Hani şurası amacım şuradaki şunu çıkartacağım ya. Onun şeyini bulmak. Yani ne kadar kalın onu bulmak. Şimdi bakalım. Şu biraz ipucu verebilir. Mesela şuradan baktığımız zaman sanki 1,5 santim kadar değil mi? Şöyle. Hani şimdi 3,25 yarıçap dedik ya. Sanki onun 1/3 kadar veya yarısı kadar bir alan var. Tam da böyle milimetrik değil ama biraz küçük olduğunu görüyoruz. Demek ki bu biraz şöyle gelip içeriden şey yapıyor. Bizimkisi direkt küçülerek geliyor. Şimdi tekrar Blender'da yani modeli böyle anlamaya çalışmak önemli oluyor. Onu demek istiyorum. Bunun yarısı nerede ona bakalım. Yarısı burada ama yarısını bu şey görmüyor. O yüzden Ctrl R ile ben tam yarısına bir şey koydum. Bir de artık tahminim bunu ortadan bölüp Mirror Modifier yapma zamanı da geldi. Böyle hep iki tarafı oynamakla uğraşmak yerine. Şimdi burayı seçiyorum. Hepsini seçin emin oluyorum. Sonra vertices'i siliyorum X'le. Buna da Mirror Modifier veriyorum. Nerede o? Gözümün önünde bir yerde şurada. Tamam. X eksenine bakın. Bunu şey yaptık. Clipping açalım. Buradaki sınırdan buraya geçitmiyor sağdakilerin noktaları. Hata aynen kaymasını engelliyor. İyi oluyor. Bir de şu aşamada biraz yol kat ettim ya. Bunu save ve copy deyip hani kaydetme dediğimiz şeyler bunlar yani. Mirror başlangıcı diyelim mesela. Böyle bir isim verelim. Hatta buna belki hani aşamalar noktasında bir olsun. Hani sapın birinci aşaması gibi. Arada kaydetlerin başına 2 yazıp sonra da devam edebilirim. Şimdi arada siz de şey yapabilirsiniz yani katılabilirsiniz. Ben burada ne görüyorum? Önden bakmışım. Az önceki arka taraftaki şey gitmiş. Ortaya kesit atmıştık ya. Bir daha atalım onu. Şöyle buraya getirdik. İki defa tıkladım. Oynatmadan onu koydu. Şimdi amacım şu. Burası yuvarlak olarak devam etsin. Hatta mirror attık ya. Şey de yapalım. Subdivision Surface'da verelim ki şeyi görelim. Şu halini. Şimdi bunu kapatacağım. Subdivision Surface halini gördük. Kesikli görünüyor ya. Bundan da kurtulmak için obje modunda şuraya gelip Shade Smooth diyorum. Daha böyle yumuşak gösteriyor bunu. Amacımız şu. Şuradan aşağı doğru böyle gelmesin de yani daha keskin gitsin. Şöyle keskin gitsin istiyorum. Aslında amacım
Şunu yok etmek. O zaman bir yok edelim bakalım nasıl olacak. Şu kenarı seçiyorum. X'e basıp dissolve edge diyorum. Bu gidiyor. Biraz şöyle geldi, değil mi? Dipçiğimiz. Sonra şunu yapalım. Şimdi 3'ten gelip şöyle bakarsak, yani şu aşağı kadar gelmesi gerekiyor. Biz onları daha sonra getireceğiz. Yani şimdilik şu hali bizim için şey değil. Hatta şu halini kullanalım. Yani subdivision service hali biraz kafamızı karıştırabiliyor. O yüzden onu kullanmadım. Şuradan onu kapattım. Ara sıra da açabilirim onu. Bir de şurada bir kalınlık elde etmemiz gerekiyor ya. Onu da bakın Ctrl B ile elde ediyorum. Bevel modifier ile. Eyvahlar olsun. O olmadı. Yani clipping'den kaynaklı bir sorun var ama Ctrl Z ile geri alacağım. Şunu aşağı çekip kenara indireceğim. Tamam mı? Onu da nasıl yapalım? Snapping'den buradan edge'i seçtim. Z ekseninde şununla aynı hizaya gel diyeceğim buna. Z ekseninde. G, Z, sonra da şuraya getirince onun hizasına geldi. Snapping'i kapatalım. GX ile bunu yana doğru biraz çekelim. Yani buradan tabii kalınlığı şöyle, hatta slash'la lokal moda geçelim ve perspektiften kurtulalım. Perspektif bizi yanıltıyor. Mesela şöyle baktığımız zaman edit modda sanki biraz daha mı kalınlaştırsak? Şimdi buralara ekstra kesitler atıp aslında bunu şey yapacağım. Amacım şuradan bir kesit alıp şey yapmak. Şu delikleri en son düşünüyorum. Yani aklımızda olsun, delikleri en son bool modifier ile yapacağız. Onlar şimdilik delik yokmuş gibi düşüneceğiz orayı. Şimdi hatta belki bunu ne bileyim GG yapıp azıcık şöyle yapabilirim. Ama dursun. Yani onlar biraz da bloğu çıkardıktan sonra şöyle bakıyorum. Herhalde o kadar bir kalınlığı vardır diyorum onun. Hatta biraz daha kalınlaştıralım. Ne olacak? GX ile biraz daha kalınlaştıralım şöyle. Biraz şöyle olsun. Tamam. O sanki. Biraz getirelim. Her neyse. Şimdi amacım şurayı komple blok haline çıkarmak. Şimdi 3 moduna gelelim. Buradan hatta şöyle. Amacımız şuradan şurayı aşağı doğru getirmek. Şurası arka tarafı sonra düzelteceğim. Yani aşağı doğru gelebilir. Bakın şimdi onu yapalım. Ctrl R ile bir kesit atıyorum. Sonra kesiti şuraya getiriyorum. Aslında şuradan artık çıkartacağım yeri elde etmiş oldum. Çıkartalım onu. Şöyle 3 modundan yani orayı seçtik. Şimdi ne yapacağız? Extrude mi yapsak? Şimdi düşünüyorum. Extrude yaparsak şurayı da getirecek. Acaba zaten kalınlığı verdik burada. Mesela bir extrude yapalım. Hani nasıl bir sorunla karşılaşacağımızı göstereceğim. Yukarıdan aşağı yapıyorum. E, Z yapıyoruz. Aşağı doğru getiriyoruz bunu. Z yapalım tekrar. Mesela şöyle üç görünümde. GZ ile. Z ne yapıyordu? G hareket yaptırıyor. Z eksenini onu sabitliyordu. Yaşadığımız sorun ne? Ona bir anlatmaya çalışayım. Aslında pek de sorun yaşamadık. Yani iç tarafta bir şey oluşturur mu diye düşündüm. Şurada hani şurayı kapatıp oluşturur mu diye düşündüm. Öyle bir şey görmüyorum. Tamam, işimizi gördü. Hani şurada kenar devam edip birleşelim diye. Çok güzel. Şimdi mesela bunu şurayı kapatıp görelim. Gördük mü? Biraz daha böyle
şekil oluşmaya başlıyor. Tabii şuraları ne yapacağız? Düzelteceğiz. Şimdi düzeltelim hemen onları. 3 ile geliyorum. Şimdi şuradan bu moda geçmemiz lazım. Şurası önemli bakın. Yani arka tarafı da seçiyor. Gerçi bizim şu an arka tarafımız sadece şurada var. G ile pardon G'ye basacağım. G ile bunu hatta böyle GY diyelim. Tam böyle hizalı getirsin. Şurayı seçiyorum. GY deyip bunu şuraya getiriyorum. Bunları da biraz oynayalım. Yani şöyle GY diyelim. Bunu biraz şöyle getirelim. Hatta şöyle. G'yi şöyle yapalım. Şurada sırt var. O sırtın tırtıklısını çok etkili bir yöntemle yapacağız. Burası böyle kalsın. Aşağı yukarı burayı oluşturduk. Burada şimdi yapacağımız iki şey var. Şuradaki şey vermek. Hani şöyle geliyor. Burası daha bir kalın gidiyor yani. Şuraya dışarıdan geliyor. Onu sağlamaya çalışacağız. Önce onu sağlayalım. Şimdi bakın onu nasıl yapacağız. Ctrl C ile yukarıdan aşağı bir loop cut yaptık. Sonra bunu en sağa taşıyoruz. Sonra da bırakıyoruz. Sol tıkladık. Sonra da GY ile onu yan tarafa doğru çekiyorum. Şöyle aşağı yukarı oraya şunun hizasına getirelim. Tam gelmediği noktalarda da GG yapıp yan tarafa doğru bunu kaydıralım. Tekrar GG yapalım şöyle. Burası nasıl? Şöyle devam ediyor. Mesela burası da şöyle ikisini seçelim. GG yapıp GG kaydırma yapmak kenar boyunca. Sanki burası da böyle devam edecek gibi duruyor. Hatta şurayı GG yapıp biraz aşağı doğru tam ortasına gelsin yaptım. Şimdi burası durabilir. İlla hani bu sırt tarafı şimdi yapmak zorunda değiliz. Şimdi amacım ne? Şurayı çıkartmak. Biraz yani bombeli yapmak.